Sultan. Madu sana git dedi. Her ne duyduysan yeterli. Hayır Sultan. Sen az önce ne dedin öyle? Madu benimle tartışma. Söylebilmek istiyorum. Cevap ver bana. Söyledim Madu. Arkay her şeyimi aldı. Ve sen de o listedesin. Sen de. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Neden ve nasıl demek? Bunu bilmiyorum. Seni seviyorum. Ve bu her gün daha da artıyor. Seni Aryen'le gördüğüm zaman bu sevgi oluşmuştu. Aryen'i yedirmeden önce yemeye başlaman benim güvenimi arttırdı. Bir dakika Aryen. Şimdi yedi. O gece vurulduğumda Aryen'e dua etmesini öğrettim. Sana öğrettiğim duayı hatırlıyor musun? Hani cesaretini topla. Cesaretini topla ve metanetli ol. Hep başın dertteyken her zaman sabırlı ol ve düşmanlarını alt et. Ve hayatımı kurtardım. Bu aşkı sana borçluyum ben. Sen bana sevginin ne olduğunu öğrettin. Saygıyla birlikte sevgim de arttı. Ağlamak zayıflık değildir. İnsan olduğunu gösterir. Kendini serbest bırakırsan sen de bu hislerin var olduğunu görürsün. Holi bayramında yüzüme boya sürerek hayatımı kurtardığında hayatıma aşkın renklerini sürmüş oldum. Sonra titreyen ellerinle o silahı adamın başına doğrultarak yine hayatımı kurtardım. O gün sana aşık oldum. Hem de tüm kalbimle mi? Neden vurmadın? Silahı vermeliydin. Ver onu. Seni uzun zamandır o kadar seviyorum. Sen Arkay'den intikam alacağın zaman da o pislik başına eğip sana geri döndüğünde de ve seni hayatına geri istediğinde de Madu, Arkay ile arandaki ilişki bir başlayıp bir bitiyor. Ama benim aşkım, benim sevgim hiç bitmedi. Farkı anlasana. Arkay kendinden başka kimseyi sevmiyor. Ama ben senden başka kimseyi sevmiyorum. Arkay'ın tek hedefi vardı. Bir şekilde seni hayatına dahil et. Sebebi sevgi değil. Yalanları oyunlarıyla seni oyuna getirdi o. Senin sevdiğin adam senin değerini anlamıyor. Ama ben senin değerini biliyorum Madu. Çünkü sen benim için değerlisin. Sultan bırak beni. Bırak da gideyim artık. Hayır Madu. Seni bir kere bıraktım. Yeter. Yeter acı çektiğim. Sultan canımı yakıyorsun. Bırak beni. Madu. Bu ilk ve son olacak.
Bir daha olmayacak. Artık acı olmayacak. Sadece aşk olacak. İçimde yaktığın aşk ateşi. Beni hayatta tutan sensin. Ariel'le aramdaki ilişkiye hayat verdin. Elimi tutma dur. Benimle gel. Buradan gidelim. İkimiz için yeni bir başlangıç yapalım. Sadece ikimizin olduğu. Sadece sen ve ben. Elimi tutma dur. Bir kere. Bir kere uzanıp elimi tut yeter Madu. Söz verin. Bu oyun değil. Yalan değil. Aramızda hiç yalan olmayacak. Sadece aşk. Sadece aşk mı? Sırf senin için yaşayacağım. Gerekirse öleceğim. Peki sen? Sen ne yaptın? Nedir bu? Seni... Artık çok iyi tanıdım. Gerçek yüzünü gösterdim. Evet, seni şimdi tanıdım ben. Arke ile aramda sorun olabilir. Ama her ne yaptıysa karşımda yaptı. Karşımda. Aşkını, nefretini yüzüme gösterdi. Arke'yi bırakıp seninle geleceğimi... Nasıl düşünebilirsin? Benim ona olan büyük aşkım beni bıraktığında bile geçmedi. Sultan, ben onu senden, kendimden, hatta hayattan, ölümden bile çok seviyorum. Arke bile onu elimden alamaz. Arke'nin oyunlarından söz ediyorsun ha? Öyle mi? Sen ne yaptın peki? Bırak beni. En azından beni doğuran anneme yalan söylemedim ben. Ona bir oyun oynamadım. Onu kullanarak bir şey yapmadım. Ama sen onu kullanarak yeni bir hayat kurmak istedin. Onu unuttun. Onu unuttun. Ya bizim hayatımız? Bizimki? Peki ya Aryen? Bu dünya? Arke'ye bencil diyorsun ha? Asıl sen anneni ve oğlunu unutacak kadar bencilsin. Kendinden başka kimseyi bencillikle suçlayamazsın. Sen beni iyi biri olduğuna inandırdın. Sana güvenmemi sağladın ama bugün anladım. Sen bir şeytansın. Şartların seni suç dünyasına ittiğini sanmıştım. Ama hayır Sultan. Senin ruhun bile
pis amaçların kirine bulanmış durumda. Aramızdaki dostluk ilişkisini çok saf ve güzel zannetmiştim ama sen bana hayatımın en büyük dersini verdin. Biriyle herhangi bir ilişki kurmadan önce kim olduğuna bakmam gerek. Çünkü bir gün pişmanlık duyabilirim. Sultan, artık aramızdaki her şey bitmiştir, tamam mı? Aramızda artık hiçbir şey kalmadı Sultan. Ve sen ne demiştin bana? Arkeyin sadece beni istemediğini mi? Hayır. Bu doğru değil. Arkey değil. O sendin Sultan. Beni elde etmek için düştüğün şu duruma bir bak. Bak Sultan, bir şeyi sakın unutma. Ben Arkey'i çok seviyorum. Ve onun için her şeyi yapabilirim. Yani bugünden sonra savaşın Arkey'le değil. Ben ve Arkey'le. Yani ikimizle. Bir şey mi değiştirmek istiyordun? Hem de benim hayatımda. Bir şeyi değiştirdin. Sana olan hislerim değişti artık. Evet, ben senden sadece ve sadece nefret ediyorum. Arkey her şeyimi aldı. Ve sen de o listedesin. Tut elimi Madu. Benimle gel. Oyun yok. Yalan yok. Aramızda hiç yalan olmayacak. Sadece aşk. Sadece aşk Madu. Bugünden sonra savaşın Arkey'le değil. Ben ve Arkey'le. Yani bizimle. Sana söylediğim yere baktın mı peki? Sen sana söylediğimi yapar mısın lütfen? Teyzeciğim, metin olun. Elimden geleni yapıyorum, patronu bulacağız. Ah, oh, bir kamera koyup evde çekim yapmalıyız. Her gün yeni bir olay, yeni bir aksiyon. Karıcığım, romantizm çok az ama arttıralım. Ah. Asıl olay daha çıkmadı. Madubala girişini yapsın da. Madubala değil, kenar mahalleli. Bittu, annem neden ağlıyor? Aslında yengeciğim, patrondan haber alamadık. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Peki, cebinden aradınız mı onu? Telefonunu burada bırakmış, yanına almamış. Tamam, stüdyoda çekimde olabilir yengeciğim, mi? Yengeciğim, her yeri aradım aslında ben. Aklıma gelen her yere de baktım. Ama hiçbir yerde yok maalesef. Anne, sen endişelenme. Biz Arkey'i bulacağız. Pekala, nereye gidebilir ki? Gel Bittu. Tabii.
durun, ben gidip bir bakayım. Patron! Patron! Arkay! Yenge! Aklımıza gelen her yere baktık biliyorsun. Ama patron burada da değil maalesef. Artık hiçbir şey anlayamıyorum. Sakin olun. Onu bulacağız yengecim. Hadi. Patron! Arkay! Madu? Madu! Arkay! Hayır hayır, git, yaklaşma yaklaşma. Git buradan, kimse yanıma gelmesin. Hayır, hayır, kimse yanıma gelmesin. Gelmeyin çünkü ne zaman biri benim yanıma yaklaşsa o benden daha da uzaklaşıyor. Arkay. Hayır, hayır. Bana yaklaşmayın. Kimse bana yaklaşmasın. Arkay. Benden uzaklaşma lütfen. Hayır, hayır, madu, hayır, uzaklaş. Uzaklaş. Herkes bana kendimi o kadar yalnız hissettiriyor ki. Kendimi yalnız hissediyorum. Anne yok, baba yok, hiçbir şey yok. Gökyüzü artık bomboş, bomboş. Arkay, yalnız değilsin. Annen evde. O seni bekliyor Arkay. Hadi gel. Hayır mı? Annem yok, babam yok. Her şey bomboş. Her şey sahte. Herkes gitti. Her şeyimi kaybettim. Ben kayboldum. Babam benim her şeyimdi. Kahramanımdı ama artık o da öldü. Kimsem kalmadı. Kimsem. Babam yok. Annem yok. İnsan yok. Yanımda kimse yok ve ben düşüyorum. Ben düşüyorum. Beni tutmaları için elimi kaldırıyorum ama tutan yok. Arkay, bana bak. Ben buradayım. Elini tutmamı istersen bunu yapabilirim ve Arkay, kimseye ihtiyacımız yok. Aşkımız hala bizimle. Aşkımız hala bizimle.
divane hum hai divane tere divane hum hai divane tere divane hum hai divane tere divane. Sen yanımdasın benim. Daima. Sen elimi tutar mısın? Beni terk etmeyeceksin değil mi? Hep yanında olacağım. Seni asla bırakmayacağım. Madu, artık kimse kalmadığına göre ben kime sığınacağım? Bu dünyada sultana değil, bana sadece bana ait olan kimse kalmadı. Sen beni yalnız bırakma, olur mu? Sakın. Madu, beni hiç yalnız bırakma. Yalnız bırakma. Eve gidelim. Bittu. Bırak şunu. Arkey yok, yemek yok. Fareler midemde özgün şarkılar söylüyor. Karnım çok aç. Şu anda burada çok ilginç şeyler oluyor. Ama sen yemek düşünüyorsun. Ben değil karıcığım. Midemdeki fare. O ahmak fare hiçbir şey anlamıyor. Ne zaman acıksa yemek istemeye başlıyor. Bu çok utanç verici. Boş ver. Rişat? Kimsin sen? Tanışıyor muyuz? Sarhoş mu bu? Rişat. Hayır. Seni tanımıyorum. Tanımıyorum. Arke. Annenle niye böyle konuşuyorsun? Kim bu? Kimin annesi? Ha? Arke, onun kim olduğunu... Affedersiniz. Ben bakarım. Evet, söyle. Sorun nedir? Aynar için istediğiniz odunları getirdim. Harika karıcığım. Şok edici. Evimizde biri ölmüş, haberimiz yok. Buna sessiz ölüm derler. Evet. Sanırım yanlış adrese geldiniz. Biz verilen adrese geldik. Kontrol edildi. Bakın söylüyorum size, bir yanlış anlama var. Yanlış anlama yok. Onları ben çağırdım. Gelin. İçeri gelin. Arke. Ama burada ölmüş kimse yok. Var.
Burada ölü biri var. Arke, sen ne... Karıcığım, evimizde yas var. Sessiz konuş, sessiz. Peder, eşyalarını çıkar ve ayinlere başla hemen. Peder, dualara başla dedim. Beni duymadın mı? Duaya başla. Başla dedim. Arkay, sen ne yapıyorsun? Eder, sinirimi senden çıkartmadan önce duaya hemen başla. Beni duymadın mı? Başla. Duaya başla dedim. Hemen. Tabii. Sen ne yapıyorsun? Şey, acaba bu evde kim öldü? Radha Mohan Kundra. Ne? Duymadın mı beni? Radha Mohan Kundra. Karıcığım. Anne. Duaları oku. Anne. Radha Mohan. Yeter artık Peder. Kes şu saçmalığı. Kes şunu. Lütfen yeter artık. Her ilişkinin bir onuru var, tamam mı? Ve sen benim bile kurtarmayı başaramayacağım kadar alçalmaya kalkma sakın. Öfkeni başkasından çıkarma. Ne yanlış yaptım ben? Ha? Yalan mı söyledim? Bir şey mi sakladım? İlişki mi bozdum? Bu ölüm ilişkinin diğer tarafından geldi. Burada bir aile yok. Ben yalnızım. Yalnızım ben. Yalnız. Peder, lütfen başla. Hayır Peder. Hemen başlayın dedim, yoksa buraya dua için başka bir peder çağırırım, tamam mı? Hayır efendim. Lütfen başlamayın. Bu uğursuzluk, bu günah. Annem hala hayatta. Bakın orada oturuyor. Arkay. Arkay, sen ne yapıyorsun? Arkay, yapma şunu. Bana bak. Bak, seni iyi tanıyorum ben. Bunu niye yaptığını biliyorum, tamam mı? Sen kendini bitirmek istiyorsun değil mi? Bu benim erkeğim değil. Lütfen yapma. Bu yenilmiş, zayıf adam benim erkeğim olamaz. Erkeğim, sen güçlüsün değil mi? Böyle dağılamazsın. Yapma erkeğim, lütfen, lütfen. Sana bir şey olursa ben yaşayamam erkeğim. Erkeğim, lütfen dinle beni. Erkeğim. Madhu! Yenge! Yenge! Madhu! Madhu! Dur! Dur! Madhu! Madhu!
Peder, lütfen gidin buradan. Peki. Kaybettim. Kaybettim. Rişap'ı. Rişap'ı. Rişap'ı kaybettim. Rişap. Madu, sen iyi misin? Evet Bittu. Hayır Bittu, hayır, doktora gerek yok. Madu iyi. Arkay. Bize ne oldu böyle Arkay? Her şey bitti artık. Sen bir daha asla... Hayır Madu. Söz veriyorum. Bu bir daha olmayacak. Hayır Madu, hayır. Sen uzan. Dinlenmen gerekiyor. Gözlerini kapat şimdi. Sen beni bırakmayacaksın değil mi? Hayır Madu. Sen söyledin. Tüm dünya söyledi. Herkes Madu'yu bırakmamı söyledi. Ama yapmadım. Yapamadım. Bunu yapmak istemiyorum. Sen gidersen vahşi kedin de ölüp gider, anladın mı? Lütfen Arkay. Gözlerini kapat. Uyu hadi. Bugün senin ne kadar büyük bir şeytan olduğunu gördüm. Arkay ile sorunumuz olabilir. Ama o her şeyi benim önümde yaptı. Arkay'ı bırakıp seninle geleceğimi nasıl düşünürsün? Bir şeyi asla unutma. Bugünden itibaren Arkay ile savaşmıyorsun. Benimle ve Arkay ile savaşıyorsun, anladın mı? Elimi tut Madu. Benimle gel. Seninle yeni bir hayata başlayalım. Aramızda hiç yalan olmayacak. Sadece aşk olacak mı? Madu? Sen.
Kalbini kırdığım için özür dilerim sultan. Çaresizce Madhu'yu bekliyordun sanırım, değil mi? Neden geldin? Bu iş bitmedi sultan. Yardımımı hemen unutmuşsun. Düşmanlarını hatırlıyorsun. Ama dostlarını hemen unutuyorsun. Hatırlasana. Kayınpederimin fotoğrafını sana ben vermiştim, hatırladın mı? Yoksa unuttun mu? Fiyatını söyle. Kaç para? Cadı olabilirim. Ama satılık değilim. Anladın mı? Beni satın alamazsın. Ammaarmış. Buraya arkadaşımı görmeye gelmiştim. Sadece selam vermek istemiştim. Bu yüzden geldim buraya. Açıkçası sultan, sen Madhu'yu ne kadar istiyorsan, ben de Arki'yi o kadar istiyorum. Neden bunu birlikte yapmıyoruz? İki elinde de silah var, yani dolu oldukları için kimsenin elini sıkamam. Her şey silahla halledilmez sultan. Bazen bir ortağa ihtiyaç duyarız. Arkey ve Madhu. Üzücü. Ne güçlü bir ilişki. İsteseler bile bu ilişkiyi bozamazlar. Dışarıdan gelen biri nasıl bozsun ki? Arkey ve o kenar mahalle... Madhu hakkında düzgün konuş. Anladın mı? Tamam. Madhu Bala. Tamam. Tamam, anladım. Bu korku benim için yeterli. Sana şunu söyleyeyim sultan. Arke ile Madhu'yu ayırmak için ölüm yeterli. Ama ölüm korkusu değil. Sen onları asla ayıramazsın. Bunu unutma. Bunu yapacağım. Harika bir planım var. Arkey? Arkey? Ne? Beri gitmeyeceğine dair bana söz vermiştin ama ben sen... Ben sözümü tutuyorum, buradayım. Bir yere gitmedim ki ben. Sen iyi misin? Ne olmuş bana? Karıcığım, böyle romantik bir şekilde sonsuza kadar durmaya hazırım.
Ama bana şöyle demiştin. Bir süperstar olmak istiyorsan çalışman gerekiyor. Hı? Doğru söylüyorsun değil mi? İyi misin erkek? Hayır. İyi değilim. Mükemmelim. Daha iyi olamazdım. Şimdi ben işe gidebilir miyim? Sen de şimdi iyi bir eş ol ve pencerede benim eve dönmemi bekle, olur mu karıcığım? Hı? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Sana gece uyumanı söylemiştim. Ama sanki gece uyumamaya yemin etmiş gibisin karıcığım. Gözünü kırpmadığına eminim. Ayakta uyuyorsun. Al şunu. Karıcığım, sen dün gece neredeydin? Ne demek istiyoruz? Dün gece su içmeye kalktığımda sen odada değildin. Neredeydin sen? Söyle. Çayımı içmeye çalışıyorum. Sen de çayını iç. Bu kadar soru sorman şart mı? Evet Bay Gupta. Bu dünyada ancak birkaç iyi insan kaldı. Evet. Patron evet hazırlanıyor. Birazdan çıkacak. Sekreter de geldi. Tamam. Nasılsınız teyze? Sağlığınız nasıl? Teyze, ben patronla ilgili bir şey sormak için geldim sizi... Geldim bittim. Çok enerjik görünüyor. Arkey galiba dün akşam çayına doping katıp içmiş. Çok komik. Teşekkür ederim. Bittu, ben senin patronun Arkey'im. Sanki beni ilk defa görüyor musun gibi... ...insanlar benim yanımda çalıştığından şüphe edecekler. Patron, dünya umurumda değil. Sen iyi misin? Kesinlikle. Bir şüphen mi var? Bittu, beni buradan Delhi'ye kadar koşturabilirsin. Ama senin de benimle birlikte koşman gerekir. Tamam mı? Çekime gidebilir miyiz? Rishab sen? Bittu galiba bir sorunu var. Lütfen sorununu çözer misin? Ben arabada bekliyorum. Thank you.